ıslatmıştık ya, onları bir yıkayıp süzelim mi onu? Şimdi tereyağım da var. Açayım mı yüzden? Uzun atlama nereye kadar koşmuştun en son? Uzun atladın. 4 neydi? 4 neydi? Değildi. 4 28. Çok güzel şeyler öğreniyoruz okulumuzda da. Çok güzel öğretmenlerimiz var. Onlar olmasa zaten bunları pek fazla öğrenemezdik. Nasıl yaptıklarımızı bilemezdik. O yüzden öğretmenlerimden ve arkadaşlarımdan ben çok memnunum. Arkadaşlarım falan çok, nasıl diyeyim, çok becerikli. Her işi yapabiliyorlar. İlk önce çorba türünden başlamıştık. Sonradan mesela mercimek çorbasını hiç bilmiyorduk. Ondan sonra onların içeriğine girdik ve çok beğendik. Hani nasıl yapıldığınızı falan gördük. Nasıl tecrübe olduğunuzu öğrendik. Öncelikle öğrencilerimizle şöyle diyeyim. Biraz çekingenlerdi ilk geldiğimde. Ben bunu nasıl yenebilirim diyordum hani. Mesela yaptıkları yemekleri, yani çok yemek tadına bakmak istemiyorlardı. Çekiniyorlardı. Sonra bunlarla bir aslında oyun oynadık. Şöyle diyeyim. Gözlerini kapatıp bir şeyler yap getirdim ben yiyeceklerden. Tadına bakıp mesela bu tat bakma olayından sonra açtılar mesela kendilerini. Bir şeyler üretmenin mutluluğuna vardıkça, yaptıklarının sunumlarını yaptıkça iyice gelişti çocuklar. Hamur işleri yaptık, evet çorbalar yaptık, zaman zaman yemekler yaptırdık. Böyle devam ediyoruz. Sunumlar yapıyorlar, servis yapmayı öğretiyoruz. Sonra temizlik alışkanlığı kazanıyorlar. Çocuklara bence fırsatlar tanımaları lazım ailelerin. Yani yapamaz diye bir şey değil. Belki bazı tedbirler alınabilir. Çocuğunu tanıyan bir aile, yani onun neler yapabileceğini gözlemlemeli muhakkak. Ve inanın, güvendiğiniz sürece, onlara fırsat verdiğiniz sürece öğrenciler kendilerini oldukça geliştirebiliyorlar. Mesela ben her gün biraz daha şaşırıyorum diyebilirim. Mesela kendi yemeği yaptıktan sonra onu sunmak için de bayağı bir özeniyor öğrencilerimiz. Aileler de evlerde izin vermeli mutfakta olmalarına. Özellikle mesela yiyecek içecek hizmetleri alan öğrencilerin evlerde mutfağa girmeleri gerekiyor. Ya ben bunu öğrencilerime de söylüyorum. Burada öğrendiğinizi evde de yapın ki aileler de görsün. Size imkan versin diyorum. Sinema, TV, sinema, TV, sinema. Sevmekle başlıyor. Yani öncelikle öğrenciye sevdirmemiz lazım. Rahat bir ortam gerekli. Hani öğrencinin ne istediği, öğrenciyi tanıdıktan sonra istediği şeye göre ayarlıyorum programımı. Onlar ne yapmak isterse, neye ilgi duyuyorlarsa programı ona göre ayarlıyorum. İlk olarak kolay işler yaptırıyoruz. Ne yapabilir? Belki çok istediği bir şeyde çok zorlanırsa onu bir yere kadar yaptırıyorum, çok zorlandığını bıraktırıyorum. Ama biraz uzun zaman alsa da çok iyi işler çıkartabiliyorlar. Artık kendilerine bıraktığında işi devam ettirebiliyorlar. Gördüğünüz gibi bu öğrencimiz yeni geldi ve bunu ilk defa yapıyor ve çok da güzel yapıyor. Biraz zaman alıyor ama aldıktan sonra da çok çok güzel işler çıkabiliyor. Burada öğrenci istediği her şeyi öğrendiğine göre mutlaka bunun devamı gelmeli. Şimdi burada ben tekniğini gösteriyorum. Evde devam edebilir, aile destek olabilir. Yani
Bu genelde yaptıkları işler geleneksel işler ama bunu günümüze her şekilde uyarlayabilir öğrenciler. Anlatıyoruz, kendi isteklerine göre yönlendirebilirler. Tabii ki aile de biraz daha destek olursa daha da iyi olacaktır. Şimdi el sanatlarına şey gözüyle bakılıyor. Şimdi yiyecek içecek bölümümüz var. Belki buradan mezun olduğunda çok daha fazla iş bulabilir ama el sanatlarında da evdeyken bir şeyler yapabilir. Şimdi insanlar evde yaptığı ürünleri internetten satabiliyor. Öğrencilerimizin hemen hemen hepsi telefon kullanıyor. Kendi yaptıkları ürünleri sosyal medya aracılığıyla satabilirler. Burada bile öğrencilerin birkaç tanesi okul içinde yaptıkları ürünleri arkadaşlarına satıp 3-5 lira yine para kazanabiliyorlar. Yani aile de destek olduktan sonra çocuklar evde de burada öğrendiklerini devam ettirip para kazanabilirler. Buradaki amacımız zaten öğrencilerimize psikomotor gelişimlerini desteklemek ve kendileri bir ürün çıkardığında hani bundan yaptıklarından mutlu olmalarını sağlamak. Ve bu ürünlerimiz var, yapılan ürünlerimiz. Yine takıyı çalışıyoruz, rölyef çalışıyoruz, kaneviçe çalışıyoruz, kurdale nakışı çalışıyoruz. Bunları da sene sonu sergimizde öğrencilerimizle birlikte sunuma, gösterime sunuyoruz. Aileler de böyle geliyorlar bazen, yaptıkları ürünleri görüyorlar. Onlar da mutlu oluyor buradaki başarılarını görünce. Evde kendileri de bunları devam ettirmek istiyorlar. Bazen mesela hocam evde de çalışmak istiyoruz, devam etmek istiyoruz. Ha, bize de bu konuda yardımcı olur musunuz? Evde de bunu yapmak istiyorlar. Tabii veliler de bundan gayet mutlu olarak mutlu oluyorlar yani bu durumda. İyi dokunuş neydi? Azıcık biliyorsunuzdur belki. İyi dokunuş. Bundan belli. İnsanların size dokunmasına izin verdiğiniz yerler iyi dokunuştur. Mesela ben Sıla'ya dediğim, hani şöyle yaptığımda bundan memnunsa bu iyi dokunuş. Evet. Ama bazı insanlar dokunmayı sevmez. En basit hareketiyle şu bile insanlara kötü gelebilir. Bir şeyden yapmasından hoşlanmıyorsa bu kötü dokunuştur. Aslında birçok etkinliği uygulama imkanı var okulda da. Öğrenciler arasında tanıdıkça kolaylaşıyor aslında. Zaten çoğunluğu lise öğrencisi olduğu için ergenlik dönemine yakın öğrenciler. Biraz daha gelişimlerini daha detaylı incelemek açısından önem arz ediyor biraz. Yani yaptığımız etkinliklerde de öğrencilerin gelişimini desteklemeye çalışıyoruz. Zaten yaptığımız etkinlikler günlük hayatında uygulayabilecekleri etkinlikler. Yani aile desteği de her gelişim döneminde olduğu gibi lise döneminde de çok çok önemli. Yani yaptığımız etkinlikler zaten birbirleriyle daha iyi anlaşabilmesi ve toplum hayatına uyum sağlayabilmesi açısından ailede başlıyor haliyle. Okulda da bunun yansıması olması açısından aile desteği önemli. Türkiye ikinciliği olayımız bizim sporla ilgili. Çocuğumuzun hikayesi biraz daha farklı. İlk geldiğinde zararlı alışkanlıkları vardı. O yüzden okulu bıraktı. İkinci yıl tekrar okula devam etmek istedi, geldi. Biz onun okula nasıl bağlanacağı ile ilgili birkaç çalışma yaptık. Hem sınıf öğretmeni hem beden eğitim öğretmeniyle birlikte çocuğun üzerinde bir çalışma yaparak onu spora yönlendirdik. Sonucunda da önce ilde sonra Türkiye genelinde dereceler yaptık. Güllede ve 100 metre kısa mesafeli koşuda Türkiye ikinciliğini kazandık. Bu bizim için bir detay belki ama bizim için önemli olan Türkiye ikinciliği değil. Bizim için önemli olan çocuğu kazanmış olmak, okula getirmiş olmak, okula bağlamış olmak, eğitimden faydalanmasını sağlamış olmak. Bu bizim için daha büyük bir başarı diye düşünüyoruz. Okulumuz 2016'nın Mart ayında ilk eğitim öğretimine başlamış olan bir okul. Hiç mezun vermedi. Bu yıl ilk defa mezun vereceğiz. Yani ilk olarak önce çocuklarımızı bir insan olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. Kısacası çocuklarımızın fark edilmesini istiyoruz biz. Bunun için özellikle çaba sarf ediyoruz. İlk olarak onların kendi özgüvenlerini kazandırmak için uğraşıyoruz. Fehmi Ceroğlu Özel Eğitim Meslek Okulu olarak sadece çocukları bir arada tutmak, bir araya kaynaştırmak değil hedefimiz. Onları mesleki yeterlilikle kazandırmak. Çünkü bu çocuklarımız yarın toplumun içerisinde bulunacaklar ve nitelikli meslekleri olsun istiyoruz. Bu yüzden değişik bölümlerimiz var. Okulumuzda el sanatları bölümümüz var. Biraz önce atölyeleri gezmiştik. El sanatlarında özellikle çocukların el-göz koordinasyonunu sağlamaya çalışıyoruz. Öğretmenimizin dediği psikomotor faaliyetlerini
harekete geçirmeye çalışıyoruz. Daha sonraki süreçte 9. sınıfta bittikten sonra 10. sınıfta itibaren değişik bölümlere çocukları yönlendiriyoruz. Bu yönlendirme tabii ki rastgele olmuyor. Öğretmen ekibimizle, kurulumuzla, aileleri de bir araya alaraktan birlikte karar veriyoruz. Okulumuzda şu an aktif olaraktan 4 bölümümüz var. El sanatları bölümümüz, yiyecek içecek hizmetleri bölümümüz, giyim teknolojisi bölümümüz, bir de tarım alanımız var. Tarım alanı ve giyim teknolojisi bölümümüzü bu yıl ilk defa aktif hale getirdik. Bölgenin tarım bölgesi olması nedeniyle çocuklarımızın en azından bu alanda yetişmelerini istiyoruz. Daha doğrusu biz bölümlerimizi seçerken çocuklar rastgele bir bölümde okusun da mezun olunca ne olursa olsun düşüncesiyle hareket etmiyoruz. Yaşadığımız bölgenin ekonomik faaliyetlerini de göz önünde bulunduruyoruz. Bizim bölgemizde yiyecek içecek hizmetleri noktasında bu çocukları yerleştirebileceğimiz alanlarımız mevcut. Bunun haricinde tekstil yoğun bir şekilde bu bölgede faaliyet gösteren bir sanayi alanı. O bölgeye öğrencileri yerleştirmek için çaba sarf ediyoruz. Bunun haricinde giyim teknolojisinden bahsetmiştik. Bir de tarım teknolojimiz var ki tarım teknolojisi de çocuklarımızın zaten ailelerimizin hemen hemen hepsinin arazileri, yerleri var. Çocuklarımız tarım yapacak olsalar bile yaptıkları tarımı nitelikli olarak yapsınlar. Öğrenerek yapsınlar. En kötü ihtimalle kendini ekmek kapısı olaraktan bu yolu da seçebilirler. Ki biz bununla ilgili yeni bir binaya taşınmış olmamız hasebiyle henüz alanımızı tam oluşturamadık ama bu yılın sonuna doğru inşallah seralarımızı kuracağız, açık bahçemizi oluşturacağız. Ve çocuklarımız burada hem serada sebze yetiştirmeyi hem de bunun haricinde fidancılığı öğrenecekler ki bugün fidancılıkta birçok kişi ailesini geçindirebiliyor. Bizim çocuklarımıza çok rahatlıkla bu geçimini sağlayabilir diye düşünüyoruz. Her geçen yıl büyüyen bir okul oluyoruz. 3 yılda 75 öğrenciye ulaştık. Okul kapasitemiz olarak düşünürsek bizim 120 civarında oluşabilecek bölgenin pozisyonuna göre maksimum öğrenci sayısına ulaşabiliriz. Ama bizim planlamalarımızla bu okulda 150-160 öğrenciyi okutabilecek durumdayız. Kısacası okulumuz bize özel yapıldı, bize özel dizayn edildi ve biz bunu maksimum menfaat sağlayabilecek şekilde kullanabilecek durumdayız. Bu da bizim için büyük bir şans diyoruz. Hedefimiz Türkiye genelinde en başarılı okullardan biri olmak. Çok geniş çaplı yarışmalar vesaireler çıkmıyor. Yeni yeni oluşmaya başladı. Mesela bir resim yarışması var. Şu anda öğrencilerimiz onunla ilgili çalışıyorlar. Biz istiyoruz ki mesela bugün turizm, otelcilik ya da ticaret meslek lisesi gibi dediğimiz diğer okullarımızın yarışabildikleri alanlar var. Yiyecek içecek yarışmaları vesaire. Bu tip yarışmalar bizim alanlarımızla ilgili de olmuş olsa. Biz bu alanlarda da çocuklarımızın becerilerini çok rahatlıkla gösterip derece yapabiliriz diye düşünüyoruz. Çünkü bu konu çocuklarımız bizim gerçekten becerikliler. Ama spor alanı bizim için öncelikli olan şu anda. Sporda çok daha başarılı olmak için uğraşıyoruz. Bunun için bir kulüp kurduk. Öğrencilerimizin sporla ilgili olanların tamamını kulüp sporcusu yapacağız. Hedefimiz milli takıma göndermek. Milli takıma gönderdiğimiz zaman çocuklarımızın da bir yerde hayatını kurtarmış olacağız. Biz onların hayatına dokunabilecek her faaliyete katılmak istiyoruz. Kendime inandım. Yani hocalar hepsi iyi. Çok yardım ettiler. Yani sahip çekiler. Demez yani hocalar. Çok çalıştım. Yani boş bırakmadım kendimi. Çalışıp